Sesimizi duyabiliyor musunuz? Duyuyorsanız chat bölümüne yazarsanız seviniriz. Hoş geldiniz, merhaba. Tamamdır, ses geliyor, güzel. Teşekkürler Cevap Bey. Biraz bekleyelim katılımın artmasını, çünkü daha fazla sayı bekliyoruz orada. Biraz beklersek katılım daha da artacaktır. Birkaç dakikada başlarız ancak. Aynen. Özet olarak bahsedeyim, bugün işte hem ITOM tarafı, yani bizim Op Manager, işte Application Manager gibi, Op Utils gibi farklı işte ürünlerin bulunduğu tarafla, özellikle ITSM tarafında servis deskle entegrasyonları ne sağlıyor, ne faydalar getiriyor gibi şeylerden bahsedeceğiz. Öncesinde bir tabii ürünlerin üzerinden hızlıca geçeceğiz. Sonrasında da entegrasyon tarafına girmiş olacağız. Yani kısa kısa bahsetmekte fayda oluyor. Özellikle evet. ITOM tarafında farklı farklı ürünler, farklı isterlerle karşılaştırılıp konumlandırılabiliyor. Dolayısıyla ölçeklenebilir olması önemli bu konuda. Burada da ITOM tarafında yaklaşık 8 tane ürün hakkında konuşacağız önce. Sonrasında da Deniz bizlerle ITSM tarafını ve bununla alakalı modüllerinden bahsedecek. Son olarak da entegrasyon tarafına geçeceğiz. Saat kaç? Bir iki dakika daha bekleyelim. Ondan sonra aynen, başlayalım artık. Bu arada sorularınız olursa chat ekranından direkt yazabilirsiniz. Anında görüp onları yanıtlamaya çalışırız. Zaten en sonunda bir chat, soru cevap bölümümüz olacak. Evet. Orada sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. İstersen başlayalım. Tamam. Okey. Geçiyor, tamamdır. Tekrardan hoş geldiniz. İsmim Melih Çınar. Bugün sizlerle Deniz Bolsoy'la ITOM ve ITSM yazılımlarının entegrasyon faydaları webinarını işleyeceğiz. Biraz kendimden bahsedeyim. Vitel'de yaklaşık 1,5 senedir çalışıyorum. Bu tarafta birçok ürünle ilgili müşterilerimize destek vermekteyim. Gerek teknik destek, gerek satış tarafında ürünlerin konumlandırılması anlamında çözüm mimarı olarak çalışmaktayım. Bundan önceki iş tecrübemde yaklaşık 10 yıldan fazladır IT sektöründeyim. Gerek help desk olsun, gerek sistem uzmanlığı olsun, gerek sistem yönetici olsun, buna benzer title'larla farklı farklı müşterilerimizle farklı farklı firmalarda çalıştım. Şimdi isterseniz bir ManyChange'in ürünlerine şöyle geçeyim slide'dan. Şurayı ben tıklayayım. Şunu da kapatalım. ManyChange'in tarafında hangi alanlarda müşterilerimize çözüm sunuyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında ajandamızı ve konumuza giriş yapacağız. ManyChange tarafında kabaca 6 alanda, 6 kategoride ürünlerimizi gruplayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi AD Management dediğimiz tarafta. Burada Active Directory ve Active Directory'e bulaşan herhangi bir özellik ya da yazılım bu şekilde düşünülebilir. Exchange sunucularımız olabilir, şifre servislerimiz olabilir ya da şimdi gerçi Microsoft 365 oldu, orası Office 365. Aslında bizim burada cloud tarafındaki mail hizmetlerimizin yönetimi, izlenmesi şeklinde olabilir. Ya da SharePoint sunucularımız olabilir. Bunlara alakalı bu alanlarda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gerek yönetim anlamında, gerek toplama anlamında, gerekse izleme anlamında.
IT operasyon yönetimi dediğimiz kısım bugün de webinarımızın ilk bölümünü burada işleyeceğiz. Aslında altyapımızın izlenmesi ve detaylı bir şekilde alarmların alınabilmesi ürünlerini içeriyor. Burada da tabii ki de ilk başta network izlemesi. Tabii bunun bir de uygulama seviyesi var. Uygulama tarafında uygulama metrikleriyle, yani kendine özgü metrikleriyle izlenebilmesi burada önemli. Cloud monitoring tarafında cloud servislerimiz, illa iki on-prem olmayabilir yapılarımız. Cloud tarafında da izleme, bunlarla alakalı alarmların alınabilmesi. Network konfigürasyon dediğimiz, sadece izleme değil, ayrıca network cihazlarımızın konfigürasyonları ve bunlarla alakalı tek bir noktadan yönetilmesi ürünlerini içermekte. Son olarak da detaylı network analizi. Bir sonraki kategoride IT Analytics dediğimiz kısım. Burada da raporlarımızı biraz daha iş zekasına sivrilecek şekilde yapılandırmak istiyorsak, nasıl duymuşsunuzdur Power BI ürünü gibi, Analytics Plus ürünümüzde ManageEngine çatısı altında. Burada da buna göre dashboardları hazırlayabiliyoruz. Burada bir artımız var SCM tarafına kıyasla. Biz burada ManageEngine ürünlerini hazır dashboardlar hazırlayabiliriz. Dolayısıyla arka tarafta veri modellemeleri ya da farklı sorguların hangi sütunlarda yer aldığı şeklinde bir çalışmaya gerek kalmadan bu raporlarınızı hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bir diğer kategorimiz de IT Service Management dediğimiz alan. Burası da Deniz'in bize ikinci bölümde anlatacağı kısım. Burada da özellikle Service Desk Plus ürünümüz ve bunların modüllerinin yer aldığı kısım. Help Desk, Inventory, Lifecycle dediğimiz yaşam döngüsü, CMDB ve ITIL süreçleri burada yer almaktı. Bir diğer kategoride de End User Management dediğimiz kısım. Uç nokta cihaz yönetimi, yani UM çözümü. Burada da Desktop Central ön planda tutuluyor. Desktop Central kendi içerisinde nasıl Service Desk Plus'ta olduğu gibi kendi içerisinde modülleri mevcut. Dolayısıyla müşteri yönetimi, daha doğrusu istemci yönetimi, MDM çözümleri, mobil cihaz yönetimi, işletim sistemi gönderimi ya da uzaktan bağlantı yapıp kullanıcılara destek olma noktasında burada da Desktop Center ürünümüz mevcut ve modülleri. Son olarak da IT Security dediğimiz kısım. Tabii ilk başta farklı kaynaklardan logların toplanıp bunların gerektiğinde korelasyona tabi tutulması şeklinde bir CM çözümümüz mevcut. Tabii buna benzer gerek dış kaynaklarımızın, gerek iç kaynaklarımızın bağlanıp içerideki sunuculara sessionlar, oturumlar açmasını sağladığımız ve bunları yönettiğimiz bir PAM çözümümüz de mevcut. Keza buna benzer risk analizi ya da network anomali tespitlerini yapıldığı ürünler de bu kategoride yer almakta. Şimdi ajandamıza baktığımızda ilk önce ITOM'dan başlayacağımızı belirtmiştik. Bundan sonraki süreçte ManageEngine bu ITOM tarafındaki çözümleri nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında ITSM tarafında Deniz bize ITSM tarafını anlatacak. Tabii ki de ITSM tarafının amiral ürünü Service Desk Plus'tan bahsedeceğiz. Bunların kendi içerisinde modüllerinden. Sonrasında da ITOM ve ITSM entegrasyonu nasıl yapılıyor ve bunları yararlarıyla alakalı bir bölümümüz olacak. Sonrasında soru cevap şeklinde webinarımızı tamamlayacağız. ITOM aslında altyapımızı oluşturan herhangi bir teknoloji, bu bir uygulama tarafı olabilir, bu network cihazları tarafı olabilir ya da farklı farklı herhangi bir teknoloji olabilir. Bunların performansını, güvenliğini izleme ve yönetme süreci olarak ayırt edebiliriz. Peki ne aslında IT tarafında bizim altyapı bileşenlerimiz dersek? İlk başta bahsettiğimiz gibi uygulamalar. Tabii ki de kendi içerisinde daha da alt kırılımlarla bunlar listelenebiliyor. Uygulamalar sadece bir üst başlık olarak toplayabiliriz burada ama farklı farklı uygulamalardan bahsedebiliriz. Tabii ki de olmazsa olmazımız sanallaştırma. Bugün de bunların performanslarının izlenmesi ve bunlarla ilgili alarmların alınması anlamında önemli yer teşkil ediyor. Firewall cihazlarımız var, switchlerimiz var, routerlarımız var. Tabii ki de bunlarla, bu donanımlarla alakalı ya da bu sistemlerle alakalı kendi içerisinde ilişkiler kurduğumuz ve bunları bağladığımız bir network bağlantıları bileşenimiz var. Bu da oldukça önemli. Tabii ki de clientlarımız olacak, bu sistemlerden faydalanacak, bu sistemleri kullanacak ve bunların aslında temelde sunucular, storage'lar gibi alt bileşenleri
kendi içerisinde izlenip raporlanabilir olmasını isteriz. Burada da altyapı bileşenlerimizin bir listesi mevcut. Şimdi bu altyapı bileşenlerinin üzerine aslında ManyChange'in nasıl çözümler sunuyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Burada yaklaşık 8 tane ürün var. Kısa kısa bahsedeceğim. Ondan sonraki süreçte zaten hangi ürün, hangi alanda ne iş yapar bunlardan bahsetmiş olacağım. ManyChange'in Op Manager, Site24.7, Opitis, NetFlow Analyzer, RMM Central ki en son çıkan ürünlerimizden, Applications Manager, Network Configuration Manager ve Firewall Analyzer şeklinde 8 tane ürünümüz mevcut. Op Manager'dan başlayalım isterseniz öncelikle. Aslında Iton tarafında amiral ürünümüz dediğimiz Op Manager burada az önce bahsettiğim altyapı bileşenlerinin birçoğunu izleyip bunlarla ilgili alarmların alınmasını sağlayabiliyoruz bu ürünle. Dolayısıyla bir infrastructure monitoring burada mevcut, mümkün. Dolayısıyla sanallaştırma olabilir, converge yapılar olabilir. Bunlarla alakalı erişilebilirlik monitörüyle başlarız. Sonraki süreçte interface izlemesi, interfacelere eşiklerlerin tanımlanıp gerektiğinde alarmların alınabilmesi. Windows'larımız varsa, Windows servislerimiz varsa bu servislerin durduğunu, çalışmadığında alakalı ya da gerektiğinde bunlarla alakalı sadece bilgilendirme almayıp üzerine aksiyonlar da alabileceğimiz, yani bu servisleri durduysa çalıştır diyebileceğimiz bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Keza sadece Windows servisleri için değil, atıyorum third party uygulamalarınızın oluşturulduğu servisler için de bu izlemeler yapılabilir. Keza prosesler de bu şekilde dökülebilir, bunlara göre alarmlar alınabilir. Performans metriklerimiz bizim için oldukça önemli oluyor. Çünkü hani en basitinden network cihazı olsun ya da sunucular olsun bunlarla alakalı CPU değerleri, disk değerleri, bunların belirli eşik değerler tanımlanıp gerekli alarmların alınabilmesi oldukça yararlı. Burada da bu işlemleri yapabiliyoruz. Tabii ki de biz hani Op Manager'da iki çeşit izleme vardır aslında. Biz belirli port ve protokolleri kullanıp cihaza gidip sende ne var sorgusu atarken bir de cihaz bize, biz daha gitmeden bize bir şeyler söyleyebilir. Bu noktada da sysdoc mesajları ve SNMP trapleri gerektiğinde listelenip bunlardan alarmların oluşturulması sağlanabilmekte. Buna benzer script monitoring ya da files and folder monitoring gibi işlemler de Op Manager'da yapılandırılabiliyor. Bir sonraki ürünümüz Applications Manager. Applications Manager'da bir infrastructure monitoring sağlamaktı. Dolayısıyla yine converge yapılar ve sanallaştırma ortamları konumlandırılabilmekte. Fakat işte biraz karşılaştırmada gideceğim burada ürünleri. Mesela Op Manager network ağırlıklı olarak izlerken Applications Manager uygulama ağırlıklı olarak izlemekte. Dolayısıyla network cihazlarını burada göremeyeceğiz. Fakat onların yerine database sunucularımız, web serverlarımız ya da servislerimiz, atıyorum Nginx, Elasticsearch, IIS gibi sunucularımız olabilir. Uygulamalarınız olabilir. Java ile yazılmış, .NET ile yazılmış, PHP ya da Ruby ile yazılmış uygulamanız. Transaction seviyesinde izleyebilirsiniz. Ya da web servislerini atıyorum Synthetic Transaction Monitoring şeklinde arka planda kurgulanarak belirli aralıklarla belirliliklerini çalıştırıp o linklerin mesela hem erişilebilirliğini hem de response time'ın cevap verme sürelerini izleyebilirsiniz. Gerektiğinde bunlarla ilgili alarmlar alabilirsiniz. Tabii ki de database'lerimiz var burada. Database'ler farklı farklı database olabilir. MS SQL, MySQL, Oracle gibi ya da SAP HANA gibi. Dolayısıyla bunlarla alakalı kendine özgü metriklerle izlemek oldukça önemli oluyor. Atıyorum bir SQL sorgusunda MS SQL örneğinden verirsek MS SQL tarafında atıyorum CPU'yu yaran en fazla en top 5 ya da top 10 sorgu ya da IO'yu yaran ya da en yavaş çalışan sorgular şeklinde raporlamalar alabilmekteyiz. ERP'lerimiz vardı. Bunlarla alakalı Dynamics CRM olabilir, Dynamics AX olabilir ya da SAP'miz olabilir. Keza bunlarla alakalı da alarmlar alabiliriz. Dediğim gibi farklı farklı teknolojileri tek bir noktadan, tabii bu cloud ortamları olabilir, container'lar olabilir ya da mesajlaşma servislerimiz olabilir. Tek bir noktadan bu şeyleri, teknolojileri izleyebileceğimiz bir opsiyon sunar bize. Bir sonraki ürünümüz Site24.7. Bu ürün aslında ManyChange'in ürün ailesi arasında belki Iton tarafında en az bilineni olarak bilinir diyeyim. Bu da aslında
hem Op Manager'ın hem de Applications Manager'ın bir karışımı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada ki yapı cloud tabanlıdır. Dolayısıyla cloud sistemleri de ülkemizde çok fazla revaç görmediği için gerekli regülasyonlar yüzünden de olabilir tabii ki de bu. Burada biz hem network ağırlıklı olarak da izleyebiliriz hem de uygulama ağırlıklı olarak da izleyebilmekteyiz sistemlerimizi. Ama cloud tabanlıdır. Dolayısıyla on-prem versiyonu yoktur. Bu ikisi arasındaki fark budur. Keza burada da web servislerimiz izlenebilir, database'lerimiz ya da cloud ortamlarımız izlenebilir. Hatta sunucular, uygulamalar anlamında mobil cihazlarımızın uygulamalarını da burada izleyebilmekteyiz. Keza aynı şekilde nasıl Applications Manager'da varsa bu şekilde transaction seviyesinde ya da synthetic transaction monitoring yapabiliyoruz burada da. Bir diğer ürünümüz NetFlow Analyzer ürünü. NetFlow Analyzer'da mesela Op Manager karşılaştırması yaparsak, Op Manager'da evet interface'leri izleyebiliyoruz demiştik ama oradan mesela belirli eşik değerler sadece utilization yani kullanım, trafik kullanım bilgilerinde belirli eşik değerler tanımlarız. Ama %80'lik bir eşik değer tanımışız, bununla ilgili alarm almışız. Fakat bu alarmın alırken aslında o trafiğin içerisinden ne geçtiğini biz göremiyoruz. Sadece bir kullanım eşik değerinin arttırdığını, bununla ilgili bilgi geldiğini görüyoruz. Burada biraz daha bir tık daha ileri gidip aslında bu trafikle alakalı kaynak hedef bazlı bilgilendirmeler alıyoruz. Yani bir iletişim nereden başlamış, hangi portu ya da hangi protokolü kullanmış, hangi uygulamayı kullanmış, bu uygulama Layer 4 seviyesinde, eğer MBAR teknolojisi varsa Cisco'da Layer 7 seviyesinde ve Autonomous System ya da cihazlarda Quality of Service ayarları yapılandırılmışsa buna benzer bir şeyi o iletişim bazında dökebiliyoruz. Dolayısıyla burada bu sefer bu detaylı trafiğin analizini yapabiliyor oluyoruz. Tabii ki de bunun için Flow teknolojisini destekleyen cihazlardan Flow konfigürasyonlarının yapılması lazım. Burada da genelde Switch, Router, Firewall gibi cihazlar burada bize son çıkan cihazlar özellikle bu yeteneğe sahip oluyor. Bir diğer ürünümüz de Network Configuration Manager. Burada sadece izleme değil, ayrı zamanda bir yönetim de söz konusu. Dolayısıyla network cihazların, yine Switch, Router, Firewall gibi cihazların, SSH ve Ethernet'lerle bağlanabilen cihazlar için biz konfigürasyon yedekleri alabiliyoruz. Bu konfigürasyon yedekleri versiyonlama sistemiyle tutulmakta. Dolayısıyla gerektiğinde bu versiyonları yan yana koyup karşılaştırabiliyoruz. Hangi satırlar eklenmiş, hangi satırlar çıkartılmış ya da hangi satırlar değiştirilmiş şeklinde renklendirme yapılarak bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki de bir konfigürasyonun değişimi bizim için önemlidir. Özellikle core cihazlarda ya da arka plandaki backbone cihazlarda bu bilgileri almak isteyebiliriz. Bu noktada da oluşan bilgilendirmeler, istersek çağrılar açılabilir bu bilgilendirmeyle, istersek otomatik olarak yedeklerinin alınmasını da sağlayabiliriz. Dolayısıyla bununla alakalı hızlı bir şekilde yedek alımı ya da felaket senaryolarına hazırlık işlemleri yapılandırılabiliyor. Tabii ki bir diğer özelliği de tek bir noktadan birden fazla cihaza konfigürasyon geçirtmesi ayarı. Dolayısıyla atıyorum 20 tane switch'iniz vardır, bu switch'lerinizle alakalı bir konfigürasyonu geçerek 20'sinde de aynı anda bu işlemin yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve son olarak compliance, uyumluluk denetimleri. Bunlar da bize aslında bu yapılan değişikliklerle alakalı bu işlemlerin belirli bir standarda oturtulmasını sağlıyor. Dolayısıyla atıyorum ortamınızda hani public SNMP ayarının enable olmamasını istiyorsunuz şeklinde bir politika oluşmuş olabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda hangi cihazlarında tek tek var diye cihazların listesini konfigürasyon dökmekten ziyade bu compliance'da belirli aralıklarla bunun kontrolü sağlayabileceğiniz bir opsiyon sunmakta. Keza cihaz yedeklerinizi alamadığınız durumlar olabilir ya da belirli hatalar alabilirsiniz. Bunlarla alakalı da bildirimler size gönderilebilir. Bir diğer ürünümüz Firewall Analyzer. Firewall Analyzer tarafında da Firewall cihazlarımızla alakalı gerektiğinde kural yönetimi yaptığımız, gerektiğinde log yönetimi yaptığımız, gerektiğinde de network
ile alakalı alarmları alabileceğimiz bir modül sunar. Dolayısıyla bu üç tane temeldeki işlevi için biz aslında arka planda hem sysdoc akıtması, sysdoc akıtırız cihazdan 15-14 UDP portuna, hem SSH CLI komutuyla kuralların çekilmesini sağlarız, hem de SNMP konfigürasyonu yaparak da o network cihazlarımızdaki trafiklerin değerlendirmesini sağlayacağız. Dolayısıyla bu üçlü konfigürasyonla biz network güvenlik raporlarını oluşturabiliriz. Gerektiğinde VPN raporları da buna dahildir. Ya da spam raporu olabilir, virüs raporu olabilir. Bunlarla alakalı gerektiğinde alarmlar alabiliriz. Ya da VPN hatlarımızın yoğunluğunu kontrol etmek için ya da bu VPN bağlantılarında hangi kullanıcı daha fazla bu trafik üretiyor demek istediğimizde kullanıcı seviyesine kadar bunların alarmları alınabilmekte. Bir sonraki ürünümüz de Opiotis ürünü. Opiotis ürününde hem IP adres yönetimi yapabilmekteyiz. Özellikle mesela subnetlerimiz vardır. Bu subnetlerle alakalı yoğunluk durumlarını kontrol edebiliriz. Gerektiğinde belirli eşiklerle tanımlayıp bu yoğunluklarına göre alarmları sağlayabiliriz. Gerektiğinde de forward DNS ya da reverse DNS'lerin çalışıp çalışmadığı ile alakalı alarmlar alınabilmekte. Switch port yönetiminde de özellikle switchlerimiz üzerindeki bağlı olan cihazların hangi IP adresleri ya da hangi MAC adresleri olduğunu görebilmek adına bize güzel bir göz chart sunar. Dolayısıyla burada biz atıyorum özellikle kenar switchlerden kullanıcılara dağılan kablolamalarda etiketlemenin zayıf olduğu ortamlarda hangi cihaz nereye bağlı şeklinde bir troubleshoot ilgiye sorun giderme çözümüne gitmeden biz burada rahatlıkla bir arayüz üzerinden o portların üzerinde hangi IP adresinin ya da MAC adresinin olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Keza burada da bir alarm mekanizması mevcuttur. Dolayısıyla buradaki şeyde atıyorum 48'lik bir portumuz vardı. Bu portla alakalı atıyorum %80 değişiklikler tanımlamışızdır. %80'i geçerse kullanım alanı bize bilgilendirme yapabilir. Ya da yeni bir cihaz tanımlarsa o portlarda bize alarm üretebilir. Ya da bir şey çıkartıldığında, port çıkartıldığında, kablo çıkartıldığında bize bununla alakalı alarm üretebiliyor. Son ürünümüz RMM Central. Şimdi normalde ITOM çözümleri de kullanıcılarda genelde duyarız. Mesela kullanıcı der ki bilgisayarında yavaşlık var der. Gerektiğinde de bilgisayarınızda o şeyi hem izlemek isteriz hem de bununla alakalı o cihazları yönetmek isteriz. Bazı konfigürasyonlar geçmek isteriz ya da yazılım yönetimi yapmak isteriz ya da patch yönetimi yapmak isteriz. Dolayısıyla burası hem monitoring kısmına kaymakta hem de UM kısmına yani Desktop Central dediğimiz ürün ailesinin yeteneklerinin bir kısmına sahip olmakta. Dolayısıyla sadece hani kullanıcı olarak düşünmeyin bunu. MSP mantığıyla çalışmakta burası. Hem cihazlarımızda belirli performans metriklerini, erişebildiklerini ya da proseslerini izleyebiliyorken hem de bu cihazlarla alakalı, tabii ki bu network cihazı olmuyor, UEM tarafı sadece Windows sunucular ya da Linux ya da Mac cihazları için düşünebiliriz. Bunlarla alakalı uzak bağlantılar yapabiliriz, patch yönetimi yapabiliriz, tabii ki de bir asset yönetimi yapabiliriz. Mobil cihaz yönetimi keza burada. Yazılım yönetimi, yazılımları gönderme, yazılımları kaldırma gibi işlemler yapabiliriz. Ya da gerektiğinde konfigürasyon yönetimi yapabiliriz. Keza atıyorum benim en şey gördüğüm, uygun gördüğüm örnek bir istemcilerin bununla alakalı hem performans metriklerini izlemek hem de gerektiğinde onlara bağlanıp problemlerini çözebileceğiniz bir MSP çözümüdür. RMM Center. Bu şekilde ITOM tarafını özetleyebilir. Şimdi sözü Deniz'e bırakıyorum. Deniz de Service Desk Plus ve ITSM tarafıyla bilgilendirmeye Melin. Ben de Deniz Bolsoy. Bu arada yaklaşık 5 yıldır Vitel firmasında çalışmaktayım. Şimdi öncelikle ben entegrasyon tarafına geçmeden önce Service Desk nedir ondan hızlıca bir bahsedeyim. Daha sonrasında entegrasyon tarafına ilerleyelim. Entegrasyon kısmına gelmeden Service Desk'i şöyle tanımlayabiliriz. Service Desk ITIL tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır.
Yani burada işte sizin son kullanıcılarınızdan ya da müşterilerinizden ticket'ları alabileceğiniz, bunları olay yönetimi, talep yönetimi gibi akışlarda irdeleyebileceğiniz, gerektiğinde bunu problem yönetimi ya da değişiklik yönetimi gibi ya da proje yönetimi gibi akışlarda ilerletebileceğiniz bir yapıyı size sunuyor. Şimdi ben bu noktada sunuma ilerlemeden şu kısmı bir göstereyim istiyorum açıkçası. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi bu bizim servis desk ürününün arayüzü. Şimdi bu arayüz üzerinde direkt çağrıları görebileceğimiz gibi işte bunun dışında işte bunlarla ilgili aksiyonlar alabildiğimiz, daha sonrasında problem kayıtlarına gerekiyorsa bunları ilişkilendirebildiğimiz ya da direkt problem kayıtlarını buradan açabildiğimiz, değişiklik yönetimini yine keza burada yürütebildiğimiz, değişiklik yönetiminden de kastımız şöyle, işte sunumla başlayıp planlamayla devam eden onay, implementasyon ve test aşamalarıyla birlikte bunu ilerletebildiğimiz, eğer gerektiğinde de bu akışları değiştirebildiğimiz bir yapıda oluşturabiliyoruz. Bunun dışında projelerle tabii ilişkilendirebiliyoruz. Projeler içerisinde de yine aşamaları, görevleri, zaman çizelgelerini gibi detaylara inebildiğimiz bir yapı var. Şimdi bu noktada ben tekrar sunuma geri dönebilirim. En azından yapı nedir, ne yapılıyor bir ben bu noktada anlatmak istedim açıkçası. Şimdi ITIL tabanlı olmasından özellikle bahsettiğimiz kısmı şu servis desk'in. Burada servisin oluşturulan hizmetin bir stratejisini öncesinde belirleyip bunu daha sonra dizaynını yapıp işte servis katalog management gibi, risk management gibi, SLA management gibi kısımlarla. Daha sonrasında servis transition'la bu hizmetin artık hayata geçileceği kısımları tasarladığımız, servis operation'da artık hayata geçtikten sonra yaşanan sorunları aldığımız ve bunlarla ilgili eğer gerekiyorsa problem kayıtlarını yönetebildiğimiz ve yaşam döngüsü kısmında continuous service improvement'la da devamlı bu hizmetleri geliştirdiğimiz bir yapıyı kurgulamak mümkün. Service Desk Plus 2005'ten beri satışta olan bir ürün, 100 binden fazla globalde müşterisi olan, 29 dil desteği olan, hem on-premise hem cloud seçenekleri var. Cloud seçeneğinde kendi data center'ında direkt host edebilen bir yapıdan bahsedebiliriz burada. Yani farklı bir data center'da, başka bir firmanın data center'ında değil, direkt kendi data center'ında bu cloud desteğini veren bir yapı. Ürünle birlikte zaten hazırda birçok best practice ve özellik geliyor. Yani siz ürünü kurup birkaç standart ayarı yaptıktan sonra aslında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Akışları kendi içerinizde özelleştirebiliyorsunuz ve olgunlaştırabiliyorsunuz. Farklı uygulamalarla sıkı entegrasyonlar oluşturmak mümkün. Sanal asistan, yapay zeka gibi özellikleri, on-premise cloud seçenekleri yine olan özellikler. 3 tane versiyonu var, sürümü var diyebilirim. Standart, Professional, Enterprise. Standart olay yönetimini daha çok içerisinde yaptığımız kısmı. Eğer olay yönetimi ve envanter yönetimini birlikte yapmak istiyorsanız Professional dediğimiz, eğer ITIL'ın tüm pratiklerini ben işletmek istiyorum diyorsanız da Enterprise bu noktada düşünebileceğiniz sürümler diyebilirim. Genel şeyler olarak, bilgiler olarak. Bunun dışında birbirinden bağımsız yine hizmet sunumlarıyla siz sadece IT yapınızı değil, mesela insan kaynakları gibi, idari işler gibi farklı yapıları da firma içerisindeki ya da kurum içerisindeki burada kurumsal hizmet yönetimi dediğimiz yöntemle bu sunumları da yine oluşturabiliyorsunuz. Birbirinden ayrı instance'lar gibi her departmana farklı servis deskler sağlamak mümkün açıkçası.
Yine akışta otomasyon ya da son kullanıcıda zaten çok basit sade ekranlar onların hızlı bir şekilde adapte olabileceği, akışlarınızı kolaylıkla oluşturabileceğiniz, yine hizmet yönetimini sadece IT değil, business tarafına da yayınlama gibi birçok işlemi yapmak mümkün bu noktada. Şimdi entegrasyon seçeneklerine gelecek olursak, burada basit entegrasyon seçeneği ilk başta bizim vurgulamak istediğimiz kısım açıkçası. Şimdi içeride ManageEngine ürünleriyle zaten internal'da entegrasyonlar var. İşte Op Manager, AD Manager gibi, Password Manager gibi birçok ürünle. Sadece burada da gördüğünüz gibi server'ın işte bağlantı noktasını, ismini ya da IP'sini ya da işte gerekiyorsa eğer orada kullanılacak kullanıcıyı vermeniz gibi durumlarda direkt bir entegrasyonu zaten sağlamış oluyorsunuz. Bunun dışında ManageEngine uygulaması dışındaki ürünlerle de ister mail sunucusu tarafında bir, yani buraya gelen maili direkt içeriye çağrı olarak açabileceğimiz bir yapı var. İsterseniz siz herhangi bir yapıdan servis deske göndereceğiniz mail ile direkt ticket'a dönüşecek şekilde buradaki kurgulamayı yapabiliyorsunuz. Arkada da tabii işletme kurallarıyla bu hangi gruba gidecek, nasıl bir akış izleyecek vesaire, bunları uygulamak mümkün. Ayrıca arka tarafta REST API seçeneği var. REST API ile de sizin geliştirme ekipleriniz ya da bunu geliştirecek kişilerin bu API'leri görerek kolaylıkla geliştirmesi mümkün. Şimdi ben bu noktada şunu yapacağım. Burada çok fazla ilerleyeceğim bir şey yok. Direkt ürün üzerinden bunları nasıl yaptığımı hızlıca bir göstereceğim. Biraz önce de bahsettiğim özelleştirme kısmı, entegrasyon kısmı bizde özellikle ManageEngine ürünleriyle, hatta ManageEngine dışındaki bazı ürünlerle de, işte Microsoft Teams gibi, Jira gibi ya da ManageEngine'in asıl firmasının olduğu Zoho'nun Creator aplikasyonu gibi ürünlerle, şurada da gördüğümüz gibi belirli ayarları girerek kolaylıkla bu entegrasyonları yapmak mümkün oluyor. Onun dışında biraz önce yine gösterdiğim seçeneklerden bir tanesi mail üzerinden tanımlamaların yapılmasıydı. Incoming tarafta, gelen mail tarafında tanımlamaları yaptığınızda burada POP IMAP ya da POP IMAPS gibi herhangi bir yöntemi kullanarak ya da bu arada Exchange Web Service de tabii kullanabilirsiniz. Bu burada belirtmiş olduğunuz mail adresine düşen bir maili içeriye dakikada bir tarayıp herhangi bir mail varsa içeriye çağrı olarak bunu açan bir yapıyı burada basit bir entegrasyon olarak kurgulamak mümkün ve diğer bahsettiğim yöntem zaten şu genel ayarların altında API dediğimiz kısımda dokümantasyonu bulunan. Mesela herhangi bir yapıyla çağrı üzerinden bir entegrasyon kurmak istiyorum. Ben şunu diyebiliyorum. Buradaki şu URL'e şöyle bir input data'ya geldiğinizde şu response'u veririz ve çağrısını açmış oluruz diye bu şekilde API seçeneklerini görmek mümkün. Burada sadece işte ekleme değil, bunun dışında update etme gibi, kapatma gibi birçok yapılabilecek işlem var. Sadece request anlamında değil, farklı modüller içinde burada kullanılabilecek seçenekler var. Şimdi biz iTone tarafıyla olan şeye tekrar dönecek olursak, orada ben şu kısma tekrar geleyim. Tümleştirmeler içerisinde Op Manager'a geldiğimizde, Op Manager'la entegre ettiğimizde bize bunun getirdiği faydalar neler? Öncelikle biz Op Manager tarafındaki envanterleri bir kere direkt servis desk üzerine alabiliyoruz. Bu en büyük artısı diyebiliriz. Op Manager üzerinde oluşan alarmları da buraya direkt çağrı olarak da almak yine mümkün. Şöyle çağrıların içerisine gideyim. Ben burada hem olay kayıtlarını, eğer varsa yine talep kayıtlarını da görebildiğim bir yapıda burada tamamını yönetebiliyorum. Mesela herhangi, ben burada bir alarmdan geldi türemiş. Mesela biz blok 360'la da burayı entegre etmişiz.
Log 360'ın servisi down olduğunda burada direkt bunu alarm olarak, otomatik olarak düştü. İstersek bunu tabii arka tarafta business rule dediğimiz işletme kurallarıyla da istediğimiz gruba teknisyeni atayabileceğimiz, gerekirse bunu belli bir iş akışına da sokabileceğimiz bir yapıyı burada yine kurgulamak mümkün. App Manager tarafıyla da şöyle bahsedeyim ona. App Manager'la da yine entegrasyon yaptığımızda bu sefer oradan direkt bizim CMDB'ye ilişkisel olarak tüm kayıtları da almamız mümkün. Yani daha doğrusu tüm deneyim orada monitör grup anlamında değil evet, mi? Monitör grup anlamında onların ilişkilerini, buradaki yapılandırma öğesi dediğimiz CI'ların kendi aralarındaki ilişkilerini gördüğümüz bir kısım CMDB öncelikle. Bunu bahsetmeden hızlıca geçtim sanırım. Burada kendi arasındaki ilişkileri, işte mesela böyle bir servisim var, işte şu kişi tarafından kullanılıyor, şuraya bağlı, işte buraya data gönderiyor, şu grup tarafından destek veriliyor vesaire gibi bir ilişki şeması oluşmuş durumda. Biz bu monitör gruplarla birlikte, eğer varsa Application Manager'da tanımlanan monitör grup ve altındaki öğelerle birlikte buraya bu ilişkisel yapıyı yine almamız mümkün oluyor. Bunun dışında entegrasyon anlamında senin bize söyleyeceğin bir şeyler var. Mesela Firewall Analyzer tarafında ya da diğer taraflardan buraya gelirken. Biraz ITOM tarafından da bahsedeyim. Orada nasıl kurgulanabiliyor ITOM ürünleri. Burayı anlama anlamında oldukça yararlı olacak bu bilgilerde. Şimdi orada Op Manager örneğinden bahsettik ama Op Manager kendi içerisinde hani tek bir ürün olarak bu kurgulanmıyor. İsteğe göre bu ölçeklenebiliyordan bahsetmiştim. Dolayısıyla Op Manager örneğinden gidersek orada NetFlow Analyzer olsun, Network Configuration Manager olsun, Firewall Analyzer, OpUtils gibi ürünler, hatta Applications Manager ürünü de orada bir plugin olarak eklenebilmekte. Daha kendi ayrı bir database olsa da tek bir noktadan yönetimi anlamında Op Manager'a kurgulanabilmekte. Dolayısıyla oradaki şeylerden yani Op Manager'ın altında konumlandırılmış bu ürünlerle aslında alarmların alınması sağlanabilmekte. Keza Op Manager örneğinden bahsetmişken hani burada belirtmiştik servis yönetimine, servislerin izlenmesi ya da portların izlenmesi şeklinde. Dolayısıyla bunlarla alakalı alarmlar alınabiliyor. Bunlarla alakalı çağrılar da açılabiliyor. Erişilebilirlik monitörü yapabildiğinden bahsetmiştik. Network cihazları olsun, sanallaştırma olsun, converge yapılar olsun. Bunlarla ilgili alarmlar alabileceğimizden bahsetmiştik. Eğer NetFlow Analyzer ürünü konumlandırırsak bu interface seviyesinde atıyorum kullanım oranı, hata oranı ya da göz ardı etme, discard rate oranı gibi eşik değerlerin bir tık üzerine çıkıp hatta birkaç tık üzerine çıkıp bu sefer şunlara diyebiliyoruz. Şu interface'den şöyle şöyle speed anlamında, volume ya da utilization anlamında şu paketlerin geçmesi durumunda bana alarm üret ya da beni bilgilendir dediğimizde bu şekilde bir entegrasyonla bunları Service Test Plus üzerinden de görüntüleyebiliriz. Keza Network Configuration Manager'da cihazlarımızın yönetiminden bahsetmiştik. Dolayısıyla konfigürasyon yönetimlerinde backupların alınmadığı ya da konfigürasyon geçebiliyoruz demiştik tek bir noktadan. Bu konfigürasyonların geçilip geçilmediği ya da kimlik bilgilerimiz belki de değiştirilmiştir, geçmiyordur en basitinden. Dolayısıyla bunu da bilmek önemli. Gerek bu Op Manager'da gerek de diğer ürünlerde bunların bilgileri, alarmları alınabilmekte. Firewall Analyzer olabilir keza buna modül olarak eklenebilir demiştik. Firewall Analyzer'da tabii ki de dedik ki SSH, CLI bağlantısı, CLI kimlik bilgisi, SNMP kimlik bilgisi ve SysTop akıtıyorduk orada da. Dolayısıyla bu üçlü kimlik bilgisi ve konfigürasyonla birlikte atıyorum bir kullanıcının VPN hatlarının belirli bir oranı geçmesi durumunda, kullanım oranı geçmesi durumunda burada ticket oluşturulması, alarm oluşturulması keza yapılandırılabilmekte. OpUtils keza bu şekilde yapılandırılabilir, bir eklenti olarak kurgulanabilir. Applications Manager da keza kurgulanabilir ama Applications Manager dediğim gibi Op Manager'da plugin olarak gelir. Dolayısıyla orada database farklıdır. Yine tek bir noktadan size yönetimini sağlar ama farklıdır.
Siz orada Applications Manager ile entegrasyon sağlayabilirsiniz yine de. Orada bir sıkıntı yok ama Auth Manager örneğinden gittiğim için bu ayrımı yapmak istedim. Keza Applications Manager'da Deniz'in bahsettiği gibi burada monitör gruplarıyla alakalı CMDB tarafında ilişkilendirmeler yapılmakta. Keza burada da aynı şekilde siz alarmlarınızı burada ticket'lara dönüştürebiliyorsunuz. Bu alarmlar anlamında bir artı sağlıyor bize. Görünebilirlik anlamında bize artı sağlıyor. Ve ikinci bir opsiyon da tabii ki de envanter bilgimizin tutulması. Tabii ki envanterlerimiz sadece network cihazları üzerinden olmayabilir. Yani sunucularımız olabilir, bilgisayarlarımız olabilir. Onlarla alakalı zaten bir aset yönetimi yapabiliyoruz Service Desk Plus'ta. Dolayısıyla biz sadece şu an ITOM tarafı üzerinden konuşursak, ITOM tarafındaki cihazlar içinde bir envanter yönetimi yapılabilmekte. Şöyle orada bir örnek vermekte fayda var. Şöyle bir örnek verebiliriz onun için. Diyelim ki şey üzerinde, Auth Manager üzerinde bir alarm tanımladık. Dedik ki işte CPU utilizasyonu bir sunucu için %90'ın üzerine geçtiğinde ve 3 defa 5 dakika aralıklarla bunu 3 defa kontrol et diye de bu şekilde tanımlamalar da yapabiliyoruz. 3 defa kontrol ettiğinde de hepsinde bu durum varsa git Service Desk'e bununla ilgili direkt bir ticket raise, ticket aç. Bu şekilde bir çağrıyı oluşturdu. Diyelim ki bu gece 3.30'da olan bir durum. Daha henüz kimse şey yapmadı, bununla ilgili aksiyon almadı. Ama bir süre sonra yine poll interval'larında tekrar taradığında baktı ki gördü bizim %90'lık threshold'umuzun eşiğimizin altına düştü. Bu durumda acknowledge yani oradaki temizleme bilgisini direkt otomatik olarak verebilen ve açtığı ticket'ı kendisi kapatabilen bir yapıyı da orada kurgulamak ve oluşturmak mümkün o anlamda. Bir de bir şey soracağım Deniz sana. Burada mesela hani bahsetmiştik alarmlarını oluşturabildiğini. Burada eskalasyonlar yapabiliyor muyuz ITSM tarafında? Tabii. Eskalasyonlar yapabiliyoruz. Şöyle şimdi benim açık akış dediğim normalde bir çağrı geldiğinde çağrı üzerinde biz herhangi bir teknisyen olarak ata deyip herhangi başka bir gruba ya da herhangi başka bir teknisyeni bu üzerimizdeki çağrıları atayabiliyoruz. Ya da burada diğer bir yöntemimiz daha var. Şimdi gelen çağrı açısından biz işletme kurallarıyla şöyle örnek olarak da göstereyim işletme kurallarını. Bu da işte kategorisi şuysa, içeriğinde şu geçiyorsa vesaire gibi burada kuralları, kriterlerini belirlemek mümkün. Bunlara göre de işte bunu git şu gruba ata içeriğindeki şöyle bir işlem yap, hatta komut dosyası yürüt dediğimiz kısımda artık script çalıştırarak istediğimiz işlemi yapmaya varan birçok şeyi yaptırabiliyoruz. Bu noktada çağrı geldiğinde biz bunu istediğimiz akışa sokmamız, biraz önce bahsettiğim işte benim açık akış diye bahsettiğim kısımda da ilerletebilirsiniz. Ya da request lifecycle dediğimiz belli bir akış üzerinde de ilerletmeniz mümkün. İşte öncesinde açıldı, açık konuma düştü. Daha sonrasında ben buraya farklı bir statü daha ekledim. Açık konumdan sonra ben burada şu seçilirse siber güvenlik grubundan ilerlet dediğimde siber güvenliğe giden ya da başka bir şey seçilirse burada başka bir akışla ilerleyen, hatta bu her bir transition dediğimiz bu ara kuralların içerisinde buna şöyle bir isimlendirme vererek hemen ilerleyeyim. Bunları işte hangi roller yapabilecek, kimler yapabilecek yani. Bu esnada hangi alanlar zorunlu olacak, hangi kurallar çalışacak. Kural çalıştırma dediğimizde burada mesela script'ler de çalıştırabiliyoruz. Ve bu ilerletildikten sonra da neler yapabilirim gibi kurallarla burada birçok yine akışı oluşturmak, yani standart ilerleyen akışı oluşturmak mümkün. Şimdi şöyle bizim anlatacaklarımız bunlar. Şimdi bazı sorular da var galiba şey üst kısımda görüyorum. Onları alabiliriz. Şöyle ben hemen bakayım. Tamamdır.
Kaydı sorulmuş. Evet, aynen, arkadaşlar o konuda zaten yardımcı olacaklar bize. Aynen. File folder access ve eylem raporu alabiliyor muyuz diye bir şey gelmiş. File folder access tarafında evet, biz mesela dedik ki Op Manager'da belirli cihazlara belirli protokollerle gidip orada bir sorgu atıyor. Dolayısıyla Windows cihazlarımız için de mesela belirli VMI protokolünü kullanarak belirli dosyaların ya da belirli klasörlerin orada var mı? Orada varsa boyutuna göre bir eşik değer tanımlaması ya da o eşik değer tanımlaması değil de age yani yaşı ne kadar zamandır burada şeklinde ya da kaç tane dosya içeriyor şeklinde belirli alarmlar alabiliyoruz. Keza böyle durumlarda da aksiyonlar almak istediğimizde dediğimiz gibi burada scriptler de çalıştırılabilir. Ya da belirli durumlarda alarmlarda bu raporlarda dökülebilmekte. Keza bu şekilde bir izleme ve aksiyon alma. Orada şunun yalnız belirtmekte fayda var. File folder tarafında Op Manager evet belli bir noktaya kadar bunu yapabiliyor. Eğer yetkilendirme detaylarına kadar hatta bunun ötesinde bunun Active Directory tarafıyla birlikte alınan raporlarını eğer bu noktada şey yapıyorsak, gereksinim buysa biraz daha AD Audit'te o noktada şey yapılabilir, düşünülebilir. Evet, doğru. Bir loglama aracı isteniyorsa burada özellikle AD Audit Plus dediğimiz bir ürünümüz mevcut. Burada bununla alakalı o dosyada kim hangi değişikliği yapmış, ne zaman erişmiş bunlarla alakalı raporlanabilme özelliğine sahip. Evet. Başka soru var mı diye bakıyorum. Chat kısmında question answer'da bazı şeyler var. Onlara hemen bakacağım. Bu yanlış demiş. Kayıt alınacak mı diye yazmış. Tamam. Tamam. Başka sorunuz var mıdır? Varsa hızlıca yazarsanız o konuda yardımcı oluruz. Yoksa bizim anlatacaklarımız bunlar açıkçası. Eğer bunlarla ilgili yine aklınıza takılan bir şey varsa bize mail olarak da şey yapabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Şuraya bir bakayım, burada mail adreslerimizi yazmış mıyız? Yazmamışız gibi gözüküyor. Şöyle deniz.bolsoy@vitalcom.tr ya da melih.cinar@vitalcom.tr adreslerine gönderebilirsiniz. Ya da info@vitalcom.tr'de zaten gönderirseniz aynen, oradan da bize illaki gelecektir. Aynen. Başka bir şey var mı diye bakıyorum son olarak. Başka bir şey yok gözüküyor. Tamamdır. Peki, teşekkürler dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umarım yararlı olmuştur. Evet. Herkese iyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun.